Merhabalar, Solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir battaniye örtüsü modeli göstereceğim. Tığ oyası olarak çok güzel şöyle dantelli bir modelim var. Size iki renkten oluşan güzel bir model. Bunu isterseniz koltuk üzerine örtebilirsiniz. Televizyon örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Televizyon izlerken üzerinizi örtmeniz için ya da bebek pusetlerine, bebek battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz bebekler için. Bakın benim hazır bir battaniyem vardı. Onun ebatında yapmaya çalıştım. Genelde gün 1 metre 1 metre oluyor ama ben şöyle bir ufak bir parça göstermeye çalışayım. Bakın 2, 4, 6 boy olarak yapmaya çalıştım. Boyunu da bir tane bir kutucuk diyelim fazla yapmaya çalıştım. Ve bu şekilde şimdi ben az bir şey kaldı. Bir kenar kısmından kaldı 3 tane. Onları da sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım modelimi göstererekten. Hadi başlayalım isterseniz. Evet, modelimi şöyle bir de yakından göstermek, tek parça olarak göstermek istedim. Modelim bu şekilde. Şöyle kenar oyasıyla şu uçlarından eklenerek yapılan bir model. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle modelimi kenara çekiyorum ve modelimize başlıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Ben bu yeşil tonuna yakın bir renk tonum var. Lif ipliğiyle yapıyorum arkadaşlar. Lifin yani markası herhangi bir lif ipliğiyle yapabilirsiniz. Tığ olarak da 2 milim 5, 2,5 milimetrelik bir tığım var. Çok eski bir tığ da hafif bir silinmiş. Ben liflerimde genelde bu tığımı kullanırım. El alışkanlığı yaptığı için. Evet, hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim başlayalım tekrar. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bir tane çektim. Şimdi 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 5 tane çektikten sonra bir değil ikinciden batıyorum. Ortasına küçük bir halkamızı oluşturmuş olduk. Şöyle çekelim. Şimdi buraya 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ortasından, şimdi ilk başta biraz tığ da kalın olunca bu oluyor. 2'de çıkacağız. 2 ve 2'de çıkmış oluyoruz. Buraya 4 tane bu zincir çekmeyle beraber 4 tane trabzanlarımızı oluşturuyoruz. 2'de çıkaraktan şöyle 2 ve 2. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. 2, 2'de. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi biraz daha kenar alayım daha net gösterebilmek için. Oyalanırken bu motifimi yaparken bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu da biraz gösteremeyebilir diye o yüzden bu koyu tonu renk tonumu kullanıyorum. Buna daha net olabilir diye. 2 zincirimi çektim. Aynı yere o küçük halkamızın içine yine 2-2 olaraktan 4 tane halkamız devam ediyoruz. Çok güzel bir motifim var. Bunu gerçekten tavsiye ederim. Ve çok da kolay yapılıyor. Tekrar ben devam ediyorum. Bu arada 2 zincir çektim. Buraya 4 tane oluşturacağız. Çünkü 3 yapmış oldum. Şimdi 4'le. Bakın. Çünkü 3, bir tane daha şuraya yapacağız. 4'lü olacak. Ben bu arada ipi de arada götürmüş oluyorum arkadaşlar. İpini kesmiyorum. Ben genelde aralara saklarım onu ip. 2 3 bir tane daha yapalım. 4. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Hemen karşıya batıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karşı tarafa batacağız ama bakın 4 taneyi tamamladık. Fakat batarken şöyle yaptığınız zaman eksik çıkacaktır. Şimdi şöyle köşe dönüşümüz var. Bakın tam 2 tane zincir çektiğimiz yerin şu köşe kısmını alıyoruz. Bunu başına almadan şöyle ikisini şöyle şu ayarda birleştiriyorum. Şimdi motifimizi eklerken şöyle birleştirirken hiç belli olmayacak. Çünkü arada kaynayacak. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. Ve tam dibinden batıyorum. Yanından batmıyorum. Hemen zincir çektiğimin dibine. Hemen dibinden aldım. Bunu da sayacağız. Zincir çektiğimizi de sayıyoruz. 2 oldu. Şöyle 3 4 Bu aralara ikişer tane koyacağız. 2 zincir çektiğimiz yere ikişer tane koyuyoruz. 2 tane koyduk. 2 zincir çekiyorum. Hemen aynı yere tekrar yine 1, 2 tane çekiyorum. Trabzanımı yaptım. Fakat tam bu dibime de tekrar yine batacağım. Şu araya değil.
Dibiden tekrar bir daha batıyorum. Başını alaraktan. Bakın şurada 3 olmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz. 4 oldu. 5. 6. Şimdi 2 tane yine tekrar bu halkamızın içine giriyoruz. 2 zincir çektiğimiz yere 8 yapmış olduk. Tekrar 2 zincir. Bu sıramız 8'li olacak trabzanımız. 2 zincir trabzanımızı yaptım. Hemen dibine. İkiden. 8 tane tamam. Tekrar yine 2 zincir çekiyoruz. Şuraya da yapıp şuradan eklemeye devam edelim arkadaşlar. Evet. Bunu tamamlamış oldum. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Başlangıç yerimize tekrar dönüyoruz. 2 zincir çektim. Başını doladım. Şimdi bu halkamızın içine 2 tane doluyoruz. Şimdi 2 tane yaptım. Şöyle söyleyeyim. Burası 6 idi. Bakın 2, 4, 6. Şu zincirle beraber 6 idi. Şuralarımız hepsi 8 olarak yapmıştık. Şimdi bu 6 2 tane koyarsak 8'i tam tamamlamış oluyoruz. Fakat yine de yaparken birleştirmemizde şu üsttekinden almıyoruz. Hemen şöyle bir köşe dönüş yapan yeri şurasını alacağız arkadaşlar. Ki yani eksik olmasın. Bir de yapıp da sonradan burası eksik olursa emeğe yazık olmasın diye anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız da olsun bu konular. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 4 sıra olacak burada trabzanımız. Yine 2 zincirimizi çektim. Bakın ara genişlemeye başladı. Tekrar yine dibinden alıyorum. Şimdi burayı devam edelim. İlk de belki el alışkanlığı hani şey yapabilirsiniz ama ördükçe çok güzel kolay oluyor. Şimdi 4 oldu. 5. Hep o aralara ikişer tane. Şu zincirleri çektiklerimiz yere ikişer tane çekeceğiz. İki de zincir çekiyoruz. Tekrar yine aynı yere iki tane. Başına alıyoruz. Tam dipten başlıyoruz almaya. Hemen bu üstten başlamıyoruz trabzanlarımızın. Tam dibinden. Sayımız tam olması için. 3 oldu. 4. 6 buraya kadar 10 oldu. Şimdi 2 tane de buraya koyuyoruz. 12. Bakın şöyle oldu. Şimdi tekrar yine 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere 2 kere batıyoruz. Trabzanımızı ikili çıkarak bataraktan çıkıyoruz. Ve hemen dibine başlangıcımızın yerine buraya batıyoruz. Ve buraların her sıramız 12 olması şartıyla şuraya da devam edelim arkadaşlar. Burada gelince tekrar yine göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Buraları tamamladım. 12 olmak şartıyla. Şuralar hepsi 12 oldu. Şimdi tekrar yine 2 zincirimizi çekiyoruz. Aynı yere halkamızın içine giriyoruz. Buraya 2 tane yaptık trabzanımız. Şimdi başını alıyoruz. Şimdi burası bunlar 12 olduğu için burası da 12 olması lazım ki tam motifimiz uysun. Burası 8'de 2, 4, 6, 8. Şimdi 4 tane yapacağız buraya. İkisini bir yaptım. 10 oldu. Şuraya dibine batıyorum. 11. Bir tane de buraya batıyoruz. 12. Yani 4 tane buraya koymuş olduk. Bakın motiflerimiz de belli olmuyor. Şimdi tekrar yine bakın şöyle göstererekten yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şu aşağıdan aldığınız zaman olmuyor. Şu köşeden alacağız. Şuradan da alsak olmuyor. Bakın tam şu köşe kısmımızı alıyoruz. Şöyle bir zaten hafif bir dönüş yapıyor kendisi. Buradan alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Bakın. Ek yerimiz belli değil falan. Şimdi tekrar yine son sıramızı yapacağız.
4 sıramız olmuş oluyor. Şimdi 2 zincir çektim. Tam dibi. Arkadaşlar şöyle bir esnetiyorum ki net, rahat o delikler görünsün diye. Şimdi tam dibinden alıyoruz. Bu zincir de sayıyoruz ama. Şimdi 2 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Burası da komple devam edilecek. İki tane yine araya. İki zincir çekiyorum. Yine aynı. İki yaptım trabzanımı. Şimdi yine dediğim gibi dibinden. Ve bu şekilde burası da 14 olacak arkadaşlar. Bu son sıramız 14 olacak. 14, 14 olarak devam edecek. Sonra buradan da ek yaparaktan burayı da 14'ü tamamlamış olacak. Şimdi bu sırayı da böyle devam edelim arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 tane trabzan koyuyoruz. Bu tarafa gelirken de aynı burada yaptığımız gibi üçlü. Yani 2 taneyi yapıyoruz. Bir tane esnettiğimiz zaman şu aradaki kısmı da alıyoruz. 3 oluyor. Ve devam edip 14 tane 10 olacak. Şey 12 olacak. 2 tane de bu aradan aldığımız zaman 14'ü tamamlayacağız. 14, 14, 14 devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben özür dilerim. Ben size 14 dedim ama 16 olacak. Şuradaki hesabı saymamışım. 14'ü şuradan doğru sayıyorum. 16 olacak. 16, 16, 16. Hepsi 16 olacak. Şimdi buraya geldik bakalım. Burayı da halledelim arkadaşlar. Son sıramız. Ondan sonra diğer tarafa geçiyoruz üstümüze. Yine 2 tane zincirimizi çektim. Aynı yere. Yine 2 tane trabzanımızı yaptım. Tam dibine aynı yere bakın şöyle esnettiğim zaman. Şuraya yine batıyoruz. Bütün köşelerimizde hep aynı şekilde yapıldı. Şöyle esnettiğim zaman görünüyor. 3 oldu. Şöyle 4. 5. Bir de şu kutunun içine yapıyoruz. 6. Şimdi burasını saydığımız zaman bakın 6'ydı. 8, 10, 12, 14, 16 tane. Tam 16'yı tamamlamış oluyoruz. Yine dediğim gibi şöyle köşe döndüğü yerden tam şuradan alıyoruz arkadaşlar. Şuradan. Burayı birleştirdik. Şimdi bu arttırma işlemimiz bitti. Şöyle modelimi de ben daha net olarak da göstermek istiyorum. Bakın hatta size ek yerini göstereyim. Şurası ek yerimiz. Yaptığım yerin birleşim yerimiz. Tam şurası ek yerimiz. Şimdi biz şu sıradayız. Bakın şurasındayız. Şöyle. Şuradayız. Yani 4 taneyi bitirdik. Buraya geldik. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı. 2 zincirimizi çektik. Tam dibinden batıyoruz. Şimdi eksiltmelere başlıyoruz artık. Şimdi 3 oldu. 4. 5. 6. 7. İlk başta burası 8 olacak arkadaşlar. 2 tane bakın trabzan bırakıyorum. 1, 2 taneyi bıraktım. Şimdi buraya 4 tane 4 tane zincir çektim. Başını bir kere doluyorum yine. Yine aynı devam ediyoruz bu trabzanlarımızı. Şimdi şöyle 2 tane buraya trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar yine 2 trabzan yapıyoruz ikili olarak. Aynı. Şu şekil. Tekrar yine 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Başını alıyorum. 1, 2 tane atlıyoruz arkadaşlar. Yani 2 tane trabzan atlıyoruz. Hemen yere giriyoruz. Şu şekil. Evet. Buraya kadar geldik. Yine burada da bir, iki tane bırakmış oldum arkadaşlar. Bir, iki bıraktım. İki buradan bıraktım. İki de buradan bıraktım. Burada da 12 tane olmuş oldu sayımızda.
6, 8, 10, 12 tane olmuş oldu. Şimdi tekrar yine şu şekilde aynısından yapıyoruz artık. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen bu kutucuğumuzun içine giriyoruz. 2'de 2 çıkıp. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bir ikinciden. Yani 2 tane trabzan bırakmış oluyorum. Buradan üstten şeyi sayarsak da bakın bir ikinciden batıyoruz. Yine buraya 12 tane trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi aynı devam edeceği için sizi sıkmak istemiyorum. Şimdi buraya 12 tane yapıp 2 tane kalacak. 4 tane zincir çekip şu şekli yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra burayı da yapalım. Yine bu ek yerinde tekrar beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Köşeye kadar geldim. Orta kısmımızı. 4 tane zincirimi de çektim. Şimdi yine bakın bir ikincide yani 2 tane trabzan var. Ama üstten de sayarsak şurada bir ikinciden giriyorum. Şu şekil devam ediyoruz. Buraya 4 tane yapmış olduk. Bakın 4, 6, 8, 10, 12 olmuş. Zincirle birlikte 12 olmuş oldu. Çünkü buralarda aynı 12, 12 olmuş oldu. Şimdi yine birleştiriyoruz. Bakın aynı başını almadan hemen şu köşeden tam sabitliyoruz. Bakın iki yeri de belli değil. İki tane yine zincirimizi çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Pardon, ipim dolaştı da. Şimdi 3 buraya 6 tane. Sadece burası için 6 tane. Şuralarım 8 olacak. Şimdi 2 tane buraya ek yapacağız. Şimdi 2 tane yine kaldı bakın. 2 tane trabzanımız kaldı. 2 2 eksiltiyoruz. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincirimizi çekip bu sefer ortaya batıyoruz arkadaşlar. Boşluğa. Şu şekil. Tekrar yine 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Aynı yerden şu ilk sırada yaptığımız trabzan şeklini aynısını yapıyoruz. Yine 2 tane trabzanımızı 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar yapıyoruz. Şu şekil. Tekrar yine 2 3 4 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. İsterseniz şu şekilde de tam ayarlayıp ortadan batabilirsiniz de. Ben böyle daha bir kolay geliyor. Ortadan batıyorum. Çünkü çok fazla da bir belli şey değil yani bu ortadan battığımız zaman. Çok da acayip şey durmuyor arkadaşlar. Yani ben öyle rahat ettim ama siz yine de isterseniz aralara girebilirsiniz de. Şimdi tekrar yine 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 tane. Bakın bir ikinci de yani 2 tane trabzanın hemen arasına giriyorum. Buraya da 8 tane. Yedi ve 8. 8 tane yapmış olduk. 4, 6, 8 yanlış olmasın diye sayayım dedim. Şimdi tekrar yine devam ediyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. Tekrar yine 4 zincir çekiyoruz. Hemen bu ortadaki trabzanlarımızın ikişer tane yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı yere tekrar girip şu şekilde. Tekrar 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Tekrar yine 2, 3, 4 tane zincir çekip başını alaraktan bir ikinci trabzandan batıp pardon yine batacağım. Takıldı orası. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yine devam edelim arkadaşlar. Çünkü aynı şekilde devam edecek. 8 tane trabzan yapıyoruz. Yaptıktan sonra 2 tane kalacak burada arkadaşlar. 2 tane kaldıktan sonra şöyle göstereyim. 2 tane kalıyor.
Devam ediyoruz. İki tane kalıptan. Yine 4 zincir çekip orta boşluğa batıyoruz. Tekrar 4 zincir çekip şu orta kısmımızı devam ediyoruz. Ondan sonra 4 zincir, 4 zincir devam ediyoruz. Şuraya kadar gelelim yine. Evet, köşeye kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim 4 zincir olarak ortaya battım. Tekrar 4 zincirimi çekip bir ikinciden bırak batıyorum. Bir, iki tane bu araya koymuş oluyoruz arkadaşlar. Çünkü şurası da 6 taneydi. Bakın 2, 4, 6 taneydi. Zaten bu aralarımız 8 olduğu için bunu da tam 8 yapmış oluyoruz. Yine dediğim gibi köşeden batıyoruz. Bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde. Bu sırada bitmiş oldu. Şimdi tekrar yine 4, 2, 2 zincirimizi çekip tam dibinden 4 tane buraya yapıyoruz. Dört tane yaptık. Tekrar yine 2, 3, 4 zincir çekip boşluğa batıyorum. Tekrar 4 zincir çekip batıyorum. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen şu ortadaki trabzanlı olan kısmımıza giriyoruz. Yine ikişer tanelik. Bakın. Bu şekilde tekrar yine 4 zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyorum. Tekrar boşluğa. Burası 3. sıralamış oldu. Bakın 1 olmuş oluyor. 1, 2 oluyor. Şimdi 3.'yü yapmış oluyoruz. Başını alıyorum. 2 tane atlıyorum yine. Yani 3 dediğim bakın 1, 2, 3. 2, 1. Şimdi burayı da 4 tane yapıyoruz. Dört tane. 2 buradan kaldı. 2 de burada kalmış oluyor. Yine aynı bu köşeyi de bu şekilde devam ediyoruz. İpim dolaştı. Ben onu düzelteyim. Aynı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ortalarda 4 tane kalacak. Başlarken de 4 başlamıştık. Biterken de 4 bitiriyoruz. Bu sıradan sonra diğer modele geçeceğiz. Şimdi şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Modelimizin sonuna gelmiş olduk şu tarafa. Şimdi tekrar yine 4 zincirimizi çekelim. Ve buradan tam şöyle dönüş yapan yerimizin tekrar yine yapıyoruz. Hiç burayı artık trabzanlarımızdan yapmayacağız. Sadece ne ekleme yapacağız. Çünkü modelimiz bu sırada bitmiş oluyor. Şimdi iki sıramız daha var ama bu sıradakiler bitmiş oldu. Şöyle. Şimdi buradan biz nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burada bitti. Şimdi şu zincirlerimizden yapacağımız için şöyle geri dönüşü yapıyorum. Ve buraya başını almadan şöyle bir ilmeğimizi ortalamaya çalışıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Modelimiz ortada kalmış oluyor. Şimdi burada 4 tane yine zincirimizi çekiyorum. Üste batıyorum. Burada hep 2, 3, 4 zincir çek. Batıyoruz boşluğa. Başını çalmadan. Hep aynı. Zaten burada da başı almamıştık. Yine 4 zincir çekiyoruz. 4 zincir. Hemen 2 trabzan yapıyoruz. Tekrar yine aynı 2 zincir çekerekten. Şimdi 4 zincir çekip batıyoruz. Burada bütün hepsini sadece köşe haricinde şöyle söyleyeyim. Sadece şunları yapacağız. Diğer taraflarını hepsini 4 zincir çekip batıyoruz. 4 zincir çekip batıyoruz. Buradan da atlayıp 4 zincir çekip batıyoruz. Şu şekildeki gibi. Yani arada şey kalmıyor. 4 zincir çekip batıyoruz. 4 zincir çek bat. Şöyle göstereyim yine yanlışlık olmasın ki. 4 zincir batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir batıyoruz. Bak, hemen karşıya geçiyoruz. Hiç trabzan yapmıyoruz. Şu şekilde. Hepsini aynı şekilde sadece bu köşeleri yaparak da devam ediyoruz. Şuraya kadar gelelim. Pardon arkadaşlarım çok özür dilerim. Ben işi söktüm. Neden söktüm? Çünkü tam şu köşelere de 4 zincir çekeceğiz. Buralara 4 zincir çekiyoruz ya. Tam bu köşeleri de 4 zincir çekeceğiz. Özür dilerim. Dalgınıma geldi. 4 zincir çekeceğiz. 2 değil 4 zincir çekip de trabzanlarımızı yapıyoruz.
Şöyle. Yine devam ediyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Batıyoruz. Biz sadece bu köşeleri dediğim gibi 4 zincir çekiyoruz. 2 değil. Çünkü şu motifimizi yapabilmemiz için. Son sıramızı. Evet arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Buraları inşallah yanlış anlatamamışımdır. Sadece bu sıra. Son sırayı 4 tane zincir çekiyoruz. Geri kalan yine 2 tane zincir çekilecek. Sadece son sıramız. Evet şimdi geldik buraya. Şimdi burada da geldim devam ettim. Şurada geri dönmüştük hatırlarsanız. Buradan geri dönüp devam 4 zincirimizi çekmiştik. Şimdi 4 zincirimi hemen şu boşluğa batıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Yani bu geri dönüşümün hemen yanındaki boşluğa battım. Şimdi burada oyamızı gidiyorum. Şu kenarlarımızı gideceğiz. Bunu başına aldım. Hemen sıradakine devam ediyoruz. İkili trabzonlar yapıyoruz. Buraya 4 tane. 2 3 4 tane trabzon yaptık. 1 2 3 tane zincir çekip hemen tepesine batıyorum. Şu şekil. Tekrar yine 4 tane devam ediyoruz. 1 2 3 4 tane. Hemen buradan hiç başını almadan yandaki zincirimizin içine sık iğne ile dolduruyoruz. Tekrar başını alıyorum. Hiç zincir falan çekmiyorum. Hemen sıradaki kutucuğumuzu devam ediyoruz. Yine buraya da 4 tane 3 4 tane 1, 2, 3 tane zincir çekip tam tepesinden bir pıpırcık yaptık ve devam ediyoruz. Başını alarak başka zincir çekmeden 4 tane trabzon yapıyoruz. İkili trabzon. Ve hemen yandakine batıyoruz. Zincirimize. Şu şekilde. Şimdi tekrar yine başına alıyoruz. Şu tam köşe kısmımıza geldik. Bakın buraya o yüzden 4 tane zincir çekiyoruz. Şimdi göstereceğim. Şimdi buraya yine 4 tane yapıyoruz. Trabzon. 4 tane yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen tepesine batıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Dört tane yaptık. Değil mi? Şimdi normalde böyle yapıp hemen birleştiriyoruz. Ama şimdi bu köşe olduğu için köşeye de yine tekrar 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı yerden yani tepesine batıyoruz. Ve tekrar yine buraya devam ediyoruz. Bir 4 tane daha trabzon yapacağız. Dört. Ve hemen yanındaki sıradakini. Bu zincirlerimizin birisini dolduruyoruz. Diğerinin üzerine batıyoruz. Birini dolduruyoruz. Diğerinin üzerine batıyoruz. O anlamda bu fazlalıklarımız var. Şimdi bakın bu şekil oldu. Şimdi hiç zaman katma. Hemen yanındakine devam ediyoruz. Dört tane yaptım. Üç tane zincir çekiyorum. Hemen tepesine bir pıpırcık yaptık. Devam ediyoruz. Yine dört tane daha yapıyoruz. Yani toplamda bu içeride 8 tane trabzonlarımızı yapmış oluyoruz. Ve hemen yandaki boşluğa batıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar yine aynı yapalım. Şu köşeye kadar. Ondan sonra şey yapacağım. Eklemesini göstereceğim. İlk yaptığınız motifinizi hep bu şekilde bütün hepsini yapacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde. Yani köşelerini böyle. Diğer taraflarını bu şekilde yapıp eklemesini ondan sonra size ben şimdi göstereceğim eklemesini. Yani yaparken şöyle komple bakın devam edeceksiniz. İlk bir tane yaptığınız zaman motifinizi eklemeden. İkinci yaptığınızı eklemeye başlayacaksınız ve bu şekilde. Ben şimdi bir köşeli olarak eklemek istiyorum size daha kolay anlatabilmek için. Şimdi eğer ikili yaparsam şu şekilde hemen eklemiş olacağım. Ama ben bir de yanlamasıyla birlikte eklemek istiyorum. O yüzden şu köşeye kadar gelelim. Göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size bundan göstereceğim. İlk başta yaparken de anlatmıştım. Ben bunu da ekleyeceğim diye. Yaparken de diğerini parçamı yapmıştım. Daha net onu da gösterebilirim diye. Herhalde buna da güzel görünebilirmiş.
Olsun, hadi öyle yapalım dedik. Şimdi eklerken, şimdi şöyle göstereyim. Bir tane açık renk, bir tane koyu renk gibi olmuş oluyor. Bir yeşilim, bir pembem. Şimdi eklemeye başlıyoruz. Şimdi geldik. Şöyle tam bir göstereyim yine arkadaşlar. Şu şekilde bir tanesini yaptık. Şimdi köşemizin şu ikinci kısmından eklemeyi yapmış oluyoruz. Hemen bir zincirimi çektim. İlmeğimi çıkartıyorum. Hemen buradan alıyorum bir ilmek. Araya giriyorum daha doğrusu. Buradan çıkartıyorum. Ve hemen dibine batıyorum, tepeye. Şöyle birleştirdim. Şimdi buraya tekrar yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. Dört tane yaptım. Aşağı iniyorum. Tekrar yine devam ediyorum buraya 4 tane trabzanımızı. Dört tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğer taraftan alıyorum. Şimdi kaçtı? Çıkartıyorum arasından. Tepesine hemencecik. Çok fazla zincir çekmediğim için arkadaşlar şöyle daha net güzel görünüyor. Arada uzunluk olmasın diye. Devam ediyorum. Şimdi dört tane yine ekledikten sonra trabzanımızı yapıyoruz. Dört tane yaptım. Yandakine batıyorum. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Dört tane trabzanımı yapıyorum. Dört tane yaptım. Bir zincir. Diğer taraftan alıyoruz. Hemen aldığım gibi hiç zincir çekmeden direkt birleştiriyorum. Şu şekil. Devam ediyorum. Şimdi 4 tane daha yapmaya. Hemen yandakine batıyoruz. Birleştirdik sık iğne olarak. Tekrar yine başına alıyorum. Yine 4 tane. Dört tane yaptım. Bir zincir. Eklemi diğer tarafa alıyoruz. Hemen birleştirdim. Yine dört tane daha yapıyoruz tekrar yanına. Şu şekilde. Böyle. Şimdi buraya batıyorum. Şimdi asıl köşeye geldik arkadaşlar. Şurası yani. Buraya 4 tane yapalım. 2. 4 tane yaptık. Bir zincir. Tam ortamıza alıyorum. Bakın motifleri tam olarak kesmeden videoyu göstermek istedim arkadaşlar. Uzun olursa uzatabilir, şey yapabilirsiniz. Videonuzu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın böyle dörtlü. Tam net göstermek istedim. Şimdi buraya 4 tane yapıyoruz. Trabzanlarımızı yine. 4 tane yaptık. Şöyle. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu sefer karşıdan alıyoruz. Şuradan elim kameraya çok görünmesin diye uzun tuttum ama şöyle bir dönüş yaptırayım ben bunu. Biraz alanım dar. Kırdım döktüm bir yerlerde bir şeyler oldu ama neyse boş ver. Şimdi git tekrar yine geçelim böyle. Buraya da yine yanına hemen 4 tane yapıyoruz. Dört tane yaptık. Aşağıya başını almadan bir sık iğne. Şöyle göstererekten. Bakın şu şekilde oldu. Yani eklemesini ben tek olarak eklemek istemedim. Böyle devamlı olarak eklemek istedim. Biz sizler de tam konuyu şeyi anlatabilmek için. Yine şimdi tekrar yine aynı devam ediyoruz.
4 tane yaptım. Bir zincir çekiyoruz. Hemen alıyoruz ortadan. Birleştirdim. Şöyle ekliyorum hemencecik. Şu şekil. Tekrar yine 4 tane. Ve yandaki 4 zincir çektiğimiz yere. Bakın şu şekil. Şimdi 2 tane daha yapılacak arkadaşlar. Onu da yapın. Ben şu köşeyi de tam size göstereyim. Şöyle eklemiyle göstereyim. Evet arkadaşlar, köşeye kadar geldim. Hemen köşemizden son eklemimizi, şu köşe kısmımızı ekliyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi yine aynı. 4 tane yaptık ya, şu köşeyi gösterecektim ben size. Şimdi 4 tane bu baştan ekledik. Şimdi şu köşemizi yapmak için şuradaki köşeler gibi diyeyim ben size. Bir tanesini eklemiş oluyoruz. Bir tanesi de açıkta kalıyor. O da diğer eklemek için. Şimdi tekrar yine 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen tepesine tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. Şu şekil. Buraya da diğer modelimizi ekleyeceğiz. Yani orta kısmımızın şu şekil oluyor. Bakın şunu yapıyoruz. Böyle devam ediliyor. Şimdi ekleme kısmımız bitti. Şimdi son şuraya kadar geldik. Onda devam edelim. Hemen yandaki kutuya giriyorum. Yine sık iğne olarak. Tekrar bir tane sonuncu yapalım beraber. 4 tane trabzanımızı yaptık. 2-3 tane tepesine pıpırcığımızı yapıp hemen tepesine batıyorum. Şöyle. Yine 4 tane. Pardon, ipim düğümlendi. Hemen düzeltip de geleyim. Pardon. Evet. 2 tanesini yaptık. 4 tane. Şimdi bu sonuncu da şöyle yapayım da net size rahat göstereyim. Şimdi bu sonuncu da burada bir tane kaldı. Değil mi? Burayı yaptığımız zaman şöyle göstereyim. Burayı yaptığımız zaman burada bir açıklık kalıyor. Eklediğimiz zaman da arada bir genişlik oluyor. O yüzden onu yapmıyoruz. Şöyle bunu atlıyoruz. Direkt olarak bu 4 tane yaptığımız, şöyle göstereyim karanlık aydınlık. Bu 4 tane yaptığımızın tam şu dibine batıyorum. Yani bu zincir atlamış oluyoruz. Dibine şöyle bu şekilde. Şöyle çıkartıyorum. Tekrar tam dibinden. Karanlık mı yapayım arkadaş? Buradan yaptım. Böyle birleştirmiyorum. Direkt aradan geçiyorum. Şu şekil. Buraya da 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Modelim burada bitiyor. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Çok güzel, gerçekten güzel bir model. Kolay bir model. Motifli model sevenler için ve istediğiniz renk tonları da kullanabilirsiniz. Sadece iki renkten değil, tek renk de yapabilirsiniz. Farklı renklerden birkaç çeşit de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.